Öğretmeni itibarsızlaştıran, toplumdaki yerini ve okuldaki işlevini her fırsatta küçültmeye neden olan uygulamalar öğretmene şiddet vakalarının temelidir. Bugüne dek öğretmene şiddet olaylarının faillerinin caydırıcı cezalar almaması bu olayı teşvik niteliğindedir. Neredeyse her geçen gün yurdun bir köşesinde öğretmene şiddet vakası baş gösterirken Milli Eğitim Bakanlığı hala konuya dair engelleyici ve koruyucu herhangi bir önlem politikası geliştirememiştir. Herkesin öğretmene saygı duyduğu günlerden öğretmene sahip çıkılmayan, saygı duyulmayan, öğretmenin veli ve öğrencilerin fiziki psikolojik saldırısına maruz kaldığı bir eğitim sisteminin hakim kılındığı zamanlara geldik. Bu ilkokul öğretmenimiz Lale Günday 03.11.2023 Cuma günü okul bahçesinde bir öğrenci velisinin sözlü ve fiziki şiddetine maruz kalmıştır. Daha öncesinde yaşanan olaylar zinciri ve alınamayan önlemler öğrenci velisinin kendisinde bu eylemi yapacak cesareti bulmasına olanak sağlamıştır. Öğretmeni uzanan eller kırılsın. Milli Eğitim Bakanlığı bu ve benzeri şiddet olaylarına daha ne kadar sessiz kalacaktır? Öğretmenler gününde öğretmenlere önlük dağıtmayı planlayan yetkililere sesleniyorum. Biz de öğretmenler gününde çelik yelek, hatta daha ileri giderek kefen mi dağıtalım? Bakanlık uyuma, öğretmene sahip çık. Bakanlık uyuma, öğretmene sahip çık. Bakanlık uyuma, öğretmene sahip çık. Öğretmenimize yapılan bu şiddet girişimini kınıyor. Bu şahıs ile ilgili yargılanma sürecinin bir an önce başlamasını diliyor. Okul idaresiyle ilgili ayrıca soruşturma başlatılmasını talep ettiğimizi ve takipçisi olacağımızı ayrıca belirtmek istiyorum. Unutmayın ki bugün karşı duramadığımız şiddet yarın ilk hedefi siz olacaksınız. Velinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradım ve bu konuda idare tarafından yalnız bırakıldım. Dolayısıyla bu seviyelere geldik. Önlem alınsaydı belki de bu durum gerçekleşmeyecekti. Burada benim isteğim idarenin gereken önlemi almasıydı. Resmi olarak başvuru yaptığım halde hiçbir önlem alınmadı ve velinin isteği gerçekleştirildi ve veli de idareden güç alarak, cesaret alarak böyle bir girişimde bulundu diye düşünüyorum. Artık eğitim çalışanlarına bu fiziksel ve psikolojik şiddetin bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Öğretmenler bu konuda yalnız bırakıldı. Tüm öğretmenlerin sesi olmak istiyorum. Benim yaşadığımı bir başka öğretmen arkadaşlarım yaşamasın. Ben bu meslekte emektarım, mesleğimin sonundayım. Ama benden sonra gelecek nesillere okutacak arkadaşlarımın bunlara maruz kalmasını istemiyorum.